Kırıkkale turumuza Ballışehir'le devam ederken çok tanıdık bir koku geliyor. Hatta Rintintin'in dediği gibi sınıf sınıf ekmek kokusu. Ben bu kokuyu bir yerden hatırlıyorum ama Kırıkkale'den değil. Bu kokuyu bir yerden hatırlıyorum. Değil mi? Kolay gelsin. Kan var mı kan? Kanadı mı? Kan yok şurayı. Ahım tuttu ya Atilla ya. Atilla mı? He? Atilla mı? Atilla mı dedim ben sana? He. Kusura bakma Avni ya. Alo, dur. Ne oldu be Muhammed? Ne oldu? Eline geç Şuracığım. Oh, sağ olasın Ahmet ya. İyi geldi vallahi ya. Şuray. Evet. Çekimdeyiz. Tamam tamam. Evet şimdi karşınızda Hakkı Bulut. Evet. Şuray kardeş. Evet. Neredeyiz biz ya? Ne bileyim Ahmet ya. Ahmet ya. İyi değilim ben ya. Herhalde geldi kendine. Bir koku almıyordum ben buraya onun için gelmiştim değil mi? Kolay gelsin. Allah razı olsun, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Ne oldu, başın ağrıdı? Öyle bir başıma bir ağrı saplandı. İyi geldi be, fön makinesi gibi bu. Oh, oh pişti. Abla. Bir. O nedir o? Nedir ekmek o? Ekmek pişiriyorum. Toz geliyor işte ondan ele yapayım. Ekmek sen üstüne gelmesin. Üstüme gelmesin diye mi öyle atıyorsunuz? Ekmek mi pişirdin? Benim yüzüm mü pişti onu da anlamadım. Bu yaptığınız işlemi ben bir yerden hatırlayacağım abla ama hafızamı bir zorlayacağım. Biz bunu, buna tandır deniyor değil mi? Evet tandır. Tandır ekmeği. Evet. Ben ne dedim? Tandır ekmeği dedim. Özür dilerim düzeltiyorum. Tandır ekmeği. Hapisteki ben buna tandır mı demiş idim. Biz bunu yanlış bilmiyorsam Van'da çektik abla. Evet. Biz de Vanlıyız. Vanlısınız. Evet. Ben kafamı vurdum ya. Kırıkkale'deyiz zannederken Van'daymışız biz. Evet Van turumuza ablalarla devam ediyoruz. Van'ın neresindeyiz abla? Başkale'ye geldik mi? Biz Van'ın Erciş'te oturuyor. Erciş'te miyiz? Evet. Erciş'te miyiz biz şu an? Yok biz şu anda Ballışık'tayız. Ballışık'ta mısın? Evet. Nerede oluyor Ballışık? Ballışık Kırıkkale'nin çevresi oluyor. Abla kafayı vurdum ama bak şimdi bir yardımcı ol bana. Biz Kırıkkale'de miyiz, Van'da mıyız? Biz Ballışık'tayız. Ona niye öyle vuruyorsunuz abla? Ekmek pişiriyor, biz böyle biliyor, işte böyle yapıyor. Peki o kopmuyor mu, sünmüyor mu? Kopmuyor. Peki gelse elin adamı, elinin makine yağıyla hamura bulansa bunu yapabilir mi sizce? Yok biz bunu böyle yapıyoruz. İşte... Ha başka biri yapabilir mi bunu? Evet. Yapabilir. Evet. Genelde hanımlar hayır yapamaz bu hanım işi erkekler anlamaz derler. Tabii İlk defa böyle bir... Anlamaz da kadınlar anlar. Kadın milleti der misiniz? İlla kadınlar... beğenmeyeceksiniz yani. İsminizi bağışlayın ablacığım lütfen. Zübeyde İleri. Zübeyde? İleri. İleri. Evet. Peki. Nedir efendim? Nasıl yapıyorsunuz? Bir anlatın bize. Biz de bir deneyelim ondan sonra. Yapabiliyoruz mu, yapamıyoruz mu? Biz ünümüzü getiriyor, eliyor. Tuzunu atıyor. Maya atıyor. İşte ılık suyuna yapıyor. 2 saat bekletiyor. Tandırımızı yakıyor, vuruyor. Tandırın içinde yanan nedir? Tezek, odun. Tezek. Evet. Öyle oluyor. Başka bir şey olmuyor. Yani kömürden falan olmaz. Yok, kömür olmaz. Bizi helyacaksa bizi öldürecek işte. Allah. Kadın milleti az olur işte o zaman. Öyle mi? Ya. Kadınlardır. Sen şimdi hanımlardan kurtulmanın formülünü verdin. Ya. Tandır ekmeği yaptırın. Kömürle beraber. Ne hanım kalıyor ne bir şey kalıyor ortada. Şimdi ne yapıyoruz ablası? Ben azıcık tandırı karıştırayım da ateş çıksın da ekmek vuracağım. Ben yaparım o iş. Tandırı karıştıracağız. Anlarım ben. Çıktı mı ateş abla beğendin mi bir bak. Form
yapmanın formülü ne? Ekmek açıyor. Ya açıyorsun da formülü ne? Çevirmesini nasıl yapıyorsun? Ekmeği çeviriyor musun tandırın içinde? Yok. Şöyle yapıştırıyorum. Elin yanmıyor mu? Yok. Dur, dur. Deneyebilir miyiz? Bir yer değil. Ne atıyorsun? Ne var ki? Yani biz de elden ele atıyoruz işte. Çözdüm, çözdüm, çözdüm. Hallettim, hallettim. Tamam, tamam. Bak karıştı, bak, bak. Anladım. Olacak, olacak. Nasıl olacak? Oldu abi, oldu bile abla. İlk denemedim. Linga 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 bak aman açılır bak. Tüy mühü kalmadı. Bak ama vurmayı yapabiliyorum. Ben bir şeyi beceriyorum yani. Hamuru açmasını yapamadım belki ama. Hadi ben erkeğim yapamıyorum. Ben yapamıyorum. Peki. Ballı olmayan bir hanımefendi acaba bunu yapabilir mi? İsminizi başlayalım. Leyla Petrova. Leyla Pekman. Leyla Hanım, lütfen buyurunuz, oturunuz. Oturunuz lütfen. Leyla Hanım efendim, varsayalım, evli misiniz? Evet. Varsayalım, eşiniz dedi ki bana tendirden ekmek yap. Hanım dedi size, beyiniz. Tam Van usulü istedi. Yapabilir misiniz? Buyurun. Ve erkek halinde iyi kötü bir şey oldu yani orada. Benim karnım doyar. Onu yerim, olur biter. Pişti mi acaba? Az kaldı herhalde. Ben ekmek pişirdim. Ama bu sefer de kalkmıyor. Sana ekmek bakmıyor efendim. Ablam nasıl yanmıyor senin kolun? Oldu işte, buyur. Kırık kare turumuz devam edecek ama bu tandır ekmeklerinin tadını da size kısaca bir anlatayım. Bir parça alabilir miyim ablacığım? Isıcandan niye yemiyoruz? Bir kere kıtır kıtır. Yani bütün ekmekler güzeldir ama bu hakikaten böyle el emeği göz nuru ablalarımızın teri, elleri yanıyor. Bin bir emekle bu ekmek meydana geliyor. Biz bu tadı alabilen şanslı azınlıktanız. Siz de görürseniz bir tandır gidersiniz. Ablacığım programda gördüm, çok lezzetli. Bir parça alabilir miyim dersiniz. Görürsünüz. Bize aferin olsun. Program devam ediyor. Vallahi şey güzel bir yer. Acaba niye kalabalık? Beyim. Kalabalık abi. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Sağolunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nereye? Sefere mi gidiyoruz böyle önde bayrak? Hayırdır? Mahallemizde bir düğünümüz var Şoray Bey. Düğün mü? Evet. Abiciğim biz Allah'ın sevgili kılıyız ya. Bu karda kışta bu arkadaş mı evleniyor? Bu arkadaş evleniyor. Canım yazı niye bekleyemedin sen? Kısmet. Öyle icat etti. Öyle icat etti. Peki bayrak nereye gidiyor? Bayrağı oğlanın evine dikeceğiz. Düğün ilk başlamadan önce aletlerimize göre bayrağı kaşa dikeriz.
düğün olduğu belli olsun diye. Şimdi onun dualamasına gidiyoruz. Duayla mı dikilir? Duayla dikilir burada bayrak. Buyurun. Efendim, buyurun şöyle. Allah Allah. Buraya mı olan evi? Burası olan olan evi. Burası. Buraya mı dikeceğiz bayrağı? Bayrağı buraya. Bayrağı buraya. Düğün olduğu belli olsun diyor, öyle mi? Düğün olduğu kaç belli olsun. Buyurun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme cel hazel agda meymune mübareke ve cel beynehüme ülfeten ve muhabbeten ve garara. Ve la tecal beynehüme nefreten ve fitneten ve firara. Ve selamün alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Vur davulcu. Halayları da çektik. Düğün tamam. Bitti mi yani? Şimdi kız evine gidiyoruz. Niye kız evine gidiyorsun? Şimdi başlıyor. Düğün yeni mi başlıyor? Evet tabii canım. Ama kınası dün akşam yapıldı değil mi? Evet. Kına bir de bir gün öğleyin yakacağız kınayı. Niye? İşte adetlerimi şimdi bayanlar size anlatacak. Onlara kına yakılmadı mı da? Kına yakılmadı. Hadi be. Allah. Şimdi kız evinde yanacak. Kız evinde. Önce oraya bayrak gideceğiz. Dikilir ondan sonra bayrak mı kına yakılır? Ondan sonra kız evine gideceğiz. Oraya vardık mı kına yakacağız. Kına yakılmadı yani daha. Yakılmadı. Buyurun kınaya. Bu adetin adı güvey geçtirme. Maksat bütün köyü dolaşacak ve burada bir düğünün başladığını gösterecekler. Bu korumalar ne yapıyor? Evet, göstereyim onu. Damada yanaştırmıyorlar. Damadın bir eşyasını aldığınızda sağ dışa satıyorsunuz. Canım, üşümüyor mu o çocuk orada? Üşümüyor mu bu yavrucak burada? Üşüyorum. Üşüyorsun. Damadım lazım, dondu. Dondu. Onun donmaması için paltosu vardı değil mi üstünde? Vardı. Aldık mı biz onu? Aldık. Elinizde o sopalarla koruma yaptınız, beceremediniz mi? Canım ciğerim benim, beceremediniz. Şimdi bu damat donarsa olmaz. Böyle düğünden sonra hasta masla çocuk hapşı hapşı olmaz yani. Selam söyle tarlaya. Canım bunu satarız biz geri. Pamuk eller cebe, görelim bir. Alacaksın canım benim. Tabii alacaksın. Ya da siz bilir damat donsun, beni ilgilendirmez yani. Sen puh, yazıklar olsun sana be. Böyle sadıçlık olur mu? Donsun damat diyor. Olur mu? Üşüdün mü canım? Üşüdüm. Baskı yap arkadaşlarına. Donuyorum de. Donuyorum de. Donuyorum. Donuyorum. Alın paltomu verin bana de. Paltomu verin bana. Bir sahip çıkamıyorsunuz paltoya be. Yazıklar olsun be. Koruma diye dolanışıyorsunuz orada. Sadıç olacaksınız bir de. Elinize almışsınız sopaları mopaları. Eller, pamuk elleri cebe. Canım at elini cebine. Yavrum bu paltonun düğmesini kurtarmıyor be. Düğmeyi kurtarıyormuş be. İyi. Canım benim, buyurun. Dikkatli olun, bak bu size ders olsun. Al şunu da, al. Al hadi. Almayayım, kıymayayım senin paranı. Daha gençsin, öğreneceğim bu işleri. Ey yavrum, dikkatli olun, adam gibi koruyun çocuğu. Yapamıyorsanız biz gelelim yani. Tamam, biz ders. Buyurun. Ne atıyorsunuz canım? Siz de. Anladık tamam, kına odası burası. Oh. Kolay gel. Gülüşmeyin be. Attılar içeri. Hapisteki erkeğin ne işi var değil mi kınada? Başladım. Geciktim mi ben? Geciktim mi? Yok, tam zamanında mı geldin? Evet. Buyurun buyurun. Ben yokmuşum gibi davranın.
Hatladı çıktı işi suhrada kaldı. Kaşıyı büyük evin yar. Kışıyı kızanam kınamam. Kutlu olsun kutlu olsun. Ağzında dilim tatlı olsun tatlı olsun. Çattılar ocak taşını kurdular dün. Aşını çağırın kızgar. Taşını kızanam kınam. Kutlu olsun, kutlu olsun. Ağzında dilin tatlı olsun, tatlı olsun. Gelin açmıyor. Açmaz. Gelin annesi nerede? Ben daha gelin elini açan gelin görmedim daha bugüne kadar. Ben annemi özledim. Gelini ağlatamadık yine. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. Gelini nasıl ağlatacaksınız bak nasıl? Kız hazır ağlamaya hazır zaten tam altın yerine çeyrek vermiş. Eltisine tam takacağını söylemiş kaynanası. Kız ağlamaya hazır dünden razı. Fakat özür dilerim bir açabilir misin? Direkt şey uçan da kuşlar ama. Bunu ağlanır mı ya? Bunu ağlanmaz ki. Ben annemi özledim. Anne böyle mi özlenir? Ben annemi özledim. Anneni özledin ne bu? Ben annemi özledim gibi bir şey söylersin. Neyse karışmayayım ben gene. Ağzında da kuzum saçmağın salinmedi mi? Kadirin kıymadın bilinmedi mi? Geminde dayında yavrum oğlan bulunmadı mı vay? Geminin dayını kuzum şimdi kurban ederim sana öyle. Kız anası varsa gelsin buraya bacım kele vay. Elini ver ellezelim, dilinle dileşirim. Bir an derdin yüzüne kuzum seninle paylaşırım. İşte bu. Ağzınıza sağlık. Gelin hanım. Aradın mı kuzum, ne sanmı gelin oldum sandı. Bu nasıl kader de güller de bu da mı yazı? Yazı da yayılır yürüden kızım. Kıyamadıysan kuzum bana mı şurada gelsin hele? Kızlarla ben doluyum dala. Hem yağmur yağdı da hem de dolu. Anadan babadan ayrılanlar kızlar olma mı deli vay. Oturun kızlar da ne diyeceğim hele. Kızlarla annelerin evinden gelin gidiyor kuzum nezane bile vay. Senin evin yok muydu Kural Azıca'dan illerin evine geldim bile vay. Bu gözyaşları bir şekilde durmuyor değil mi gözde? Evet, çok zormuş. Kız gelin etmek çok zormuş gerçekten. Sizin eliniz ayağınız titriyor annesi. Evet. Çok heyecanlıyım. Böyle bir mürüvveti, telli duvaklı gelin etmek. Herkese nasip etsin Allah amin, diyorum. Amin. Çok güzel bir duygu. İnşallah ya Rabbim gelinliğine girdiği evden kefenliğine çıkmak nasip eder. Böyle kaldık biz yani. Bir havayı dağıtalım. Pardon, oyun olur mu sizin kınalarda? Tabii ki olur. Kına yakıldıktan sonra gençler eğlenir. Coşarlar. En güzel gündür bugün. Yani inşallah iyi olur. Biz de sıkıldık. Bence de. Çok sıkıldık. Evet. Baydı yani. Bir oynak bir şey çal benden be ya. Yeter ağladığımız ya. Of ne çalayım ben. Ya bilirsin sen, bilirsin. Bilirsin. O ne? Kaşık. O ne? yakınız Ankara'ya, Kırıkkale'de. Buyurun.
Aynanın daşın evlerden çık diyor. Falta buradan akona yık deniyor. Hele yık deniyor. Konu konuşu kurbanınız oluyor. Bu evde de hiç hemen yok deniyor. Hele yok deniyor. Siz ne bekleşiyorsunuz burada? Sizi bekliyorsun. Neyi bekliyorsunuz? Hani inleyi getirmedin. Kına yakılacak. Kime yakılacak? Damada. Damada kına yakılır mı ya? Geline kına yakılır. Yok canım, damada kına. Bizim burada damada da yakarlar. Damada niye kına yakıyoruz biz? Burada buranın geneli böyledir. Damada kına yakarlar. Daha da önemlisi sen ne kıpraşıp duruyorsun? Ne oluyor? Arkadan dürtüyorlar. Dürtmeyin. Arkadan çatal dürtüyorlar. İğne batırmayın. İğne batırmayın. Arkadaşlar iğne batıracaksanız damada batırın. Sağ dışa niye batırıyorsunuz? Sağ dışı onun korumasıdır. Öyle mi? Abi. O zaman sağ dışlara batırın. Damada niye? Damada da batar. Ha. Senin biraz kevgir mevgir oldu galiba. Evet. Biraz süzgecemiyorum. Öyle arkadaş için be, ne olur be. Çiğ tavuk yenir, iğne batırılır. Yenir. Ne yapacaksın? Yenir. Çocuğun en mutlu gününde evet. Yalnız bırakacak halin yok herhalde. Damada kına yakılma gelmeyi ne diyor? Böyle lafı uzatırsan sağ dış kalbura döndü. Haşer ettiler. Hemen kınayı yakalım hemen. Kına yakılmaz. Önce buranın büyükleri var, adetidir. Bu kına çözülecek. Kınanın türküsü var, çalınacak. Bu kınanın daha neler var neler. Bu kına Bağdat'tan gelmiş. Bağdat'tan. Tabii çözülecek. Evet bu damadın kimi kimsesi yok mu? Kına dönmüş, kınayı çözeceğiz. Tesadüfen de hep bu memleketli kınaları ben yakıyorum. İyi de geldi, hadi. Sen başkanımız. Kına, ismin ne ismin? Yusuf. Kınacı Yusuf mu? Ha kınacı Yusuf. Buyur kınacı Yusuf. Kınayı getiren, kınayı getiren parmağı mahvettiler. Parmağı batıran. Bu gece son gecedir, bu gece son gecedir, koynunda yatır anı. Hadi bir alkış, hayırlı olsun. Allah 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 Allah. Bak, para da ben avucuna dağıyorum ki, rızkı bol olsun. Amin. Ha. Amin. Allah hayırlı olsun. Amin. Amin. Dur yeğenim. Kınacıya da çatal batırıyorlar. Batırırlar. Batırırlar. Yatır canım. Sen elini çabuk tut. Alkış yok mu? Alkış. Sunucu da iğne yemeye başladı. Hadi. Kırık kale dolaylarına kınayı fazla uzatmamak lazım. Hadi. Bu adet hemen her yerde aynı. 3 kere bağlanır, çözülür. Niye 3 kere? Nasıl? Neden 3 kere bağlanıp çözülüyor? Adet olduğu için. Bir anlamı var mı bunun? Yok. Efendim? 3 bulbül bir elham okuyup kuşağı duvalayıp... Kardeşi bağlarken 3 bulbül valla bir elham. Sırf adet olduğu için yani. Sırf adet olduğu için. Şey. Üzülme be. Ben sana söyleyeyim. Hadi çıkalım. Yok, kapı kilitlenecek. Niye? Kapı kilitlenecek, gelin yok. Para. Dur abla, parayı kimden alacağım bir soralım. Öyle mi? Acı tabii canım. Hayır, kapı öyle kilitledin de kapının önünde kimse yok. Bir gelin almaya gelsinler herhalde hele. Var mı gelin almaya gelecek olanlar? Geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olsun, nasılsınız? Ablam bir dur. Tamam. Dur, ben duruyorum, kapı gibi duruyorum burada. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz ne olarak geldiniz? Kayınbaba olarak geldim. Damadın? Damadın babası. Babası. Gelin alacaksınız. Gelin alacağız kısmet. Başınıza ne geleceğini biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Bilmiyorsun. Ben sana kısaca söyleyeyim. Tecrübelerime dayanaraktan. Hı-hı. Bu kapı açılmayacak. Drunk diye kapanacak. Kapatalım abla drunk diye. Evet. Aynen böyle. Bir de bir ses duyacak. Kilit sesi duyalım abla çılık. Kapı kilitli. Açmazlar kapıyı. Açarız. Buyur. Halep oradaysa arşın burada. Gelin almaya geldik biz. Bahşişimizi alalım. Yo az. Çok az. Yo olmadı. Bir tane daha.
tamam yeter. Tamam. Yeter. Açılıyormuş. Açılmıyor, açılmıyor. Dur. Açılmıyor, açılmıyor canım. Nasıl açılıyor? Sen çal bakalım kapıyı. Efendim buyurun. Gelin almaya geldik. Gelin almaya geldiniz. Niye geldiniz? Ne sıfatla geldiniz? Kayınpeder misiniz siz? Evet. Muhtarlıktan alınan kayınpeder belgesini görebilir miyiz? Daha önce bir sürü kayınpeder geldi. Soyup soğana hakikaten çıkartıyor. Görebilir miyim? Vay be abim be. 416 milyon ödemişsin. İyi. Para var yani az buçuk. Görelim biz de bahşişimizi alalım. Açılır tabii kapı canım yani. Yani arkadan cüzdan çıkarınca ben de bir şey vereceğim zannettim. Yani beğenmediğimi zannetme de. Sen var ya tanıdığım en tatlı, en şeker, en kibar, en beyefendi, en yakışıklı, en gözleri ceylan bakışlı, küheylan gibi böyle. Ya nasıl iyi bir adamsın biliyor musun sen? Dayım benim ismini bağışla bir de bana. Kadir. Kadir de adın gibi bak nasıl mübarek bir adamsın. Buyurun buyurun. Atabildiniz mi gelinlere? Hayır. Korkuyor musun atlardan? Evet. Hadi be. Abla bu aynayı niye tutuyorsun? Gelin güzel tamam bir şey yok. Gelince aydın daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.